Birkaç nedeni var aslında. Yani tek Hadi bir bakalım. nedene indirgenemez açıkçası. Birincisi sanırım bu süresiz nafaka veya işte kadının ihbarıyla, şiddet görüyorum şeklindeki bir ihbarla evinden uzak kalmak durumunda olan erkeklerin yaşadığı şok. Çünkü bugüne kadar böyle bir şey yaşamamışlar. Ve 6.284 sayılı yasa aslında İstanbul Sözleşmesi'ne bağlı olarak o bünyede, o çerçeveyi baz alarak çıkarılan yasa böyle bir imkan veriyor. Daha doğrusu o yasanın uygulamaları böyle bir imkan veriyor. Şiddet görme ve hayatından endişe eden kadınların böyle bir ihbarda bulunma şeyi var ve devletin koruma sağlama zorunluluğu var. Bu bir. İkincisi daha süre gelen bir şey söz konusu. Kadınlar ekonomik özgürlüğünü kazandıkça, kendilerini daha donanımlı hissettikçe erkeklere hayır demeye başladılar. Yani boşanmak istiyorum, seninle yaşamak istemiyorum demeye başladılar. Bu da erkekler için aslında bir şok olma gerekçesi. Çünkü öyle bir şey var ki yani kadınlar kendi haklarına sahip çıkmak istiyorlar. Bu konudaki dokümanları okuyorlar, kendilerini geliştiriyorlar. Ne gibi imkanlarımız var? Bunları şey yaparken erkekler çok affedersiniz yani böyle emeklemekten yeni ayağa kalk. Ya bir türlü bir arada bir rezonans var yani. Kadınların geliştiği ve kendi haklarına sahip çıkacak düzeye geldiği noktada erkeklerin onlarla aynı düzeyde hizalanamaması. Erkeklerin hala kendi işlerine yarayan çifte standartları sürdürmek isteyişleri örneğin. İmtiyazlı konumlarını, erkek olmaktan ileri gelen imtiyazlı konumlarını ila nihaye sürdürebilecekleri zannıyla hareket etmeleri ve karşılarında devlet tarafından korunan kadın olgusuyla karşılaştıklarına da büyük bir öfke duymaları. Ben ama şunu da ekleyelim yanına. Bir yargı kararları arasında bir birlik olmayışı. Mesela birbirine çok benzer iki konumdaki erkekten birine farklı bir yaptırım uygulanıyor, birine daha farklı bir yaptırım uygulanıyor ve Ama hatta biraz bu erkekleri rencide bahsettiklerin edecek kadar ağır en bir genel yaptırım tartışma uygulanıyor. başlıkları. Bu hep en geleneksel yaptığımız tartışmalardı. Ayrıca üçüncü bir neden sayacağım. Bence AK Parti tabanındaki bir dindarlık hali AK Parti'nin yapıp ettiği bazı şeylere itiraz edemeyip ve muhalefet edemeyen konumuna düşmeyi de biraz kendileri için rencide edici bulup. Çünkü muhalefet ederlerse hocacı oluyorlar. Muhalefet ederlerse babacancı oluyorlar. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir saçmalık var yani. Kendilerini artık AK Parti tabanında olup da güvende olarak yani müsterih bir biçimde AK Parti'nin ya da Cumhur İttifakı'nın yolunda gitmeyen işlerini, hatalarını söyleyebilmek o kadar kolay bir şey değil. Hemen AK Parti'den ayrılmış bir takım siyasi figürlerle isminiz yan yana anılıveriyor. Hemen, anında. Şimdi bu pozisyona da düşmek istemeyen bazı dindar kimliği daha önde olan kişilerde şöyle bir psikoloji oluştu. Biz muhalefet edelim ama kendi mahallemizde de çok çelişkiye düşmeyelim. Mahallemize açıklayabileceğimiz bir cihetten muhalefet ortaya koyalım, ağırlığımız ortaya çıksın. Yani böylelikle Cumhur İttifakı'nın ya da AK Parti iktidarının her dediğine evet diyen insanlar Peki olmadığımızda ortaya şunu çıksın. nereye oturtacağız? Böyle bir psikolojik gerekçe de görüyorum ben bunun Birkaç altında. şeyi arka arkaya sayacağım. Yani sadece Nihal Bengüsü Karaca'ya değil, bütün konuklarıma saymış oluyorum. Ayrıca toplumsal cinsiyetle ilgili, evet Şimdi vaktiyle İstanbul Sözleşmesi'nin hatırlanamayan eleştiriler var kaldırılması yani. için Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a rapor sunan Türkiye Düşünce Platformu, Onursal Başkanlığı Hayrettin Karaman'ın yaptığı, yöneticiler arası Abdurrahman Dilipak'ın da bulunduğu Türkiye Düşünce Platformu, Mayıs 2020'de Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Sözleşmesi'nden neden çıkması gerektiğini anlatmak için 10 sayfalık rapor sundu. Raporu hazırlayan platform yönetimi mayın alanına girdiğimizi fark ettik diyerek İstanbul Sözleşmesi ile ilgili bu tartışmadan çekildiğini açıkladı. Sözleşmesi ile ilgili tartışmanın artık parçası olmayacaklarını açıkladı. Evet çünkü Mayınlı bir araziye girdik. bence okumamışlardı. Okumadan o topluluğu oluşturdular. Okumadan gittiler. İstanbul Sözleşmesi'ni bütün kötülüklerin anası haline getirdiler. Umulur ki bu hatalarını anlamışlardır. Diğer Çünkü taraftan yarattıkları kamuoyu, şimdi şöyle bir şey, bir kamuoyu yaratıyorsunuz ama o kamuoyu dönüp sözleşmeye bakıyor. Sizin iddia ettiğiniz şekilde bu sözleşmenin LGBT evliliklerini, birlikte yaşamlarını teşvik eden bir cümle içermediğini görüyor. Veya işte kadının beyanı denilen şey yüzünden kadın işte kocam bana şiddet uyguladı demiş, hiçbir delil göstermemiş, rapor göstermemiş ve kamuoyuna bunu bu erkek hapse giriyor şeklinde tercüme edenler oldu.
Halbuki orada hapse gitmek yok, cezaevine girmek falan yok. Sadece bir tedbir kararı var. Uzaklaştı. O da şu kadar süreyle evden uzak durma. Evet. Evden uzak kal. Durum netleşene kadar gibi bir şey. Ama ısrarla kadının beyanıyla erkekler cezaevine gönderiliyor diye bir kamuoyu oluşturmaya kalktı. Buradaki beraber hareket eden kesimler. Ve sonuçta insanlar, harekete geçirdikleri insanlar sonuçta dönüp bakıyorlar illaki bir noktada ki bence yeteri düzeyde değil o dönüp bakma. Yeterince o sayıya ulaşılamadı henüz. Yani dönüp İstanbul Sözleşmesi'nin metnini okuyan makul insanlar sayısına yeterince ulaşılabildiğini düşünmüyorum. O metinde kadını yani töreleri kökünden kazıyalım şeklinde bir şey yok. Dini kökünden kazıyalım şeklinde bir şey yok. Dinden ve törelerden ileri gelen bir takım roller ve klişeler yani dini ve töreyi araçsallaştırarak kadını daha aşağı bir düzeye mahkum eden klişelerle mücadele etme niyeti var orada. Yani dine ya da geleneğe cepheden savaş açan bir sözleşme metni söz konusu değil. İnsanların ama dinim böyle diyor ama geleneğim böyle istiyor diyerek kadınları daha aşağı bir role indirgeyen bakış açısıyla ilgili bir rehabilitasyon, bir düzeltme, bir mücadele, bir amaç ve niyet olarak belirlenmiş. Bu sözleşmeye imza atan ülkelerden böyle bir duyarlılık gösterilmesini, böyle bir çaba ortaya konmasını istiyor. Ama bu inanılmaz derecede sözleşmenin kastından farklı yerlere çekildi, kasıtlı olarak çarpıtıldı ve bir takım uygulamalar, kadınların kendi hayatlarına sahip çıkan ifadeleri ve tutumları veya yer yer istismar da olabilir. Bakın bu ihtimal, bunda her zaman böyle bir ihtimal vardır. Yani her zaman bir yasanın korunmasından istifade eden kesimler içerisinde hak etmediği halde o yasadan haksız korunma elde etmeye çalışanlar olur. Veya muhatabına haksızlık etmeye çalışanlar olur. Bunlar da bu istismarlar sayılı istisnai istismar örnekleri öne çıkarılarak sözleşme aleyhine yek vücut olmuş bir kalabalık oluşturuldu. Buradaki en büyük şansı kadınların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın kızlarının da kademde bu sözleşmeye taraf olan, bu sözleşmenin sürdürülmesi gerektiğine inanan kadınlar topluluğunun içinde yer alması ve aile içinde herhalde durumun özünü, arka planını babalarına anlatması buradaki en önemli avantajı kadınların, açık söyleyeyim.